Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Kaledere Mahallesi Birnoğlu Sağlık Ocağı önündeki belediyenin eski iş yeri yıkılıp yeniden modern haliyle Ünye'ye, Ünyelilere kazandırmak istediği alan üstündeyiz. Bu bölgenin esnaflarından Türkiye Sosyalist İşçi Partisi eski Ünye İlçe Başkanı Salim Oğuz, bu yöreyle ilgili olarak kamuoyundan kendisine gelen bilgileri Ünye'nin yetkili kamuoyuyla da paylaşmak istiyor. Sayın Oğuz, konuyu biliyorsunuz. Burada bir alan var. Belediye mülkü, halkın mülkü demektir. Bu alan belediye başkanının daha evvel söylediğine göre, verdiği demeçlerine göre modern bir iş yeri yapılacak. Birinci katı iş merkezi yapılıp ilgililere satılacak. Ama Ünye genellikle de binalara boğuldu. Şehir merkezinde insanların oturup kalkabileceği, ağaçlar altında oturabileceği pek alan kalmadığı için buranın da daha evvel Üniport'un olduğu yer için de talep edilmişti ama o pek dikkate alınmadı ilgililerce. Oraya müthiş bir bina yapıldı. İyi ya da kötü, oraya işgal edildi. Burası için ne düşünüyorsunuz? Efendim, Moda TV'ye sizlere çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü hakikaten çok önemli bir durum burası. Şimdi gördüğümüz gibi şurada bir yeşil alan var. Burada Mithat Kısacıkoğlu Parkı. Ufak bir yer ama çok güzel, şirin, ağaçların olduğu, insanların oturduğu, nefes aldığı güzel bir yer. Biz diyoruz ki Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Ünye mensupları olarak, bireyleri olarak ve halkı temsil eden insanlar olarak, burası da böyle bir binalar ne kadar modern olursa olsun, doğanın, tabiatın, insanın nefes alabileceği, oksijen alabileceği hiçbir şeyi tutmaz. Tutmaz. Bu anlamda diyoruz ki burası yeşil alan olarak kalsın. Çünkü efendim zaten değmez ki, zaten fazla büyük bir yer değil. Şu binayı görüyorsunuz. Şu binanın hizasından yapmak durumunda. Oradan beri şöyle geldiğiniz zaman efendim daralıyor. Şuradan da çekmek durumunda. Çünkü yol zaten dar orada. Oradan da çekmek durumunda daha da az kalıyor. Burasını nasıl iş merkezi? Burada iş merkezi olur mu? Böyle iş merkezi olur mu? Bu iş merkezi, yani birilerine bir rant sözü mü verdiler? Birilerine burayı peşkeş mi çekilecek? Zaten her taraf beton yığını halinde. İnsanlar nefes alamıyor. Hastalıklar, her türlü hastalıklar kol geziyor bütün ülkemizde, bütün dünyada. Bu anlamda insanların nefes alacağı bir yer olması gerekirken burayı beton yığını çevirmenin anlamı yok. Buradan Sayın Hüseyin Tavlı'ya, belediye başkanımız Hüseyin Tavlı'ya sesleniyorum. Belediye bir hizmet kurumudur. Bir ticarethane değildir. Bu anlamda belediye, bu kamuya ait burası. Belediyeye ait değil, belediyenin babasının malı değil burası. Yani bunu bir değerlendirsin diyorsun. Bunu bir değerlendirsin. Buraya kamuya ait burası. Meclis üyelerine sesleniyorum. Çünkü kamuya ait olan şey kamuya sorulur. Tek tek sorulur. Tahsis edilmeli. Kamuya tahsis edilmeli. Halka tahsis edilmeli. Halkın burada rahat edebileceği, oturabileceği, nefes alabileceği, sadece bu kamu, halk oy zamanı gelip de bunlara sadece oy mu verecek? Rahat insanlar otursun şurada, bir nefes alsınlar. Nefes alsınlar insanlar, çoluk çocuk gelsin, şu binaların önü açılsın, güneş vursun, ne güzel şeyler olur. Belediyeye buradan tekrar sesleniyorum. Tekrar yeniden bu durumu gözden geçirsinler. Bu durumu gidebileceği yere kadar götüreceğiz biz Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olaraktan. Gerekirse bu durumu ta Cumhurbaşkanı'na kadar götüreceğiz. Cumhurbaşkanı hepimizin Cumhurbaşkanı. Kimsenin babasının tapulu malı falan değil Cumhurbaşkanlığı. Kesinlikle. Hepimizin Cumhurbaşkanlığı. Bir başkası. Evet. Buraya bir park olarak biz Türkiye Sosyalist İşçi Partisi olarak ve ben onun bu ünye temsilcisi olarak buranın bir park olarak, yeşil alan olarak ayrılmasını istiyoruz ve de bu parkın adını da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Parkı olarak konulmasını istiyorum. Buradan da talep ediyorum Hüseyin Tavlı'ya. Hüseyin Tavlı AK Parti mensubu, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı. Ve bu anlamda Recep Tayyip Erdoğan hepimizin değeri, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ve bu parkın adı Recep Tayyip Erdoğan Parkı olabilir diye düşünüyoruz. Ve de yakışır, güzel olur bu. Bu teklifiniz ilgililerce değerlendirilecektir diye düşünüyoruz. Mutlaka. Size
Teşekkür ediyoruz.